Arkadaşlar verilen şekil incelendiğinde bu bölgenin alanının B olduğunu söylersem buraya da A dersem bu durumda bu bölgenin alanı da A'dır. Aslına bakarsanız bizde burada bu karenin alanının neyi sorulmaktadır? Yarısı sorulmaktadır. Arkadaşlar karenin köşegenleri dik kesiştiğinden burada karenin toplam alanı yani iki tane A artı B ifadesi köşegenler çarpımının neyine eşittir? Yarısına eşittir. Köşegen uzunluğu 8 olduğundan 8 çarpı 8'in yarısı ne yapacaktır? 32 yapacaktır ve 2 iki ifadede 2'ye bölündüğünde A artı B ifadesinin değeri buradan 16 olarak elde edilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar alan ABCD burada 169 ise 169 ifadesi bildiğiniz gibi 13'ün karesi olduğundan bir kenarın uzunluğu 13 olmalıdır. Buradan bir dik indirdiğim takdirde ikiz kenar üçgende taban 2 eşit parçaya bölünecek. Burası 4, burası 4 olacaktır. Tamamı 13 olacağından 4, 4 daha 8. Buraya ne kalmıştır? 5 kalmıştır. Ve bu durumda ben şu mesafenin şu mesafeye eşit olduğunu bildiğimden x'in değeri buradan 9 gelecektir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar bu karenin alanı 25 ise demek ki bir kenarının uzunluğu 5, 5, 5 ve 5 olmalıdır. Buradaki karenin alanı 144 ise demek ki bir kenarı 12, 12, 12 ve 12 olmalıdır. Bu durumda burada 5, 12, 13 üçgen oluşmuştur ama burası 1 olduğundan burası 12 olmalı. Burası 90 olduğundan da şu kısım ne olmalıdır? 9 olmalıdır. Çünkü burada 9, 12 ne üçgeni vardır? 15 üçgeni vardır. Şimdi bizden istenen taralı bölgeyi bulmak için öncelikle arkadaşlar alan A, B, C, D ifadesini hesaplayalım. A, B, C, D bir dikdörtgendir ve kısa kenarı 9, uzun kenarı 13 birimdir. Bu iki ifadenin çarpımı 90, 27 daha ne yapar? 107 yapar. Bu durumda değerli arkadaşlar eğer ki burada alan EBC ifadesini hesaplarsanız alan EBC 9, 12, 15 üçgenidir. Yani 9 ile 12'nin çarpımının yarısı bize burada alanı verecektir. Ve bu ifade de 54 eşittir. Yukarıdaki ifadeden alttaki ifade çıkarıldığında buradan elde edilen alan ne olacaktır? Burası 3'tür. Buradaki ifade de arkadaşlar e, bu arada yukarısı 9 ile 13'ün çarpımı düzeltelim 117 olacak. 117'den 54 çıktığında... Burada 63 kalacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar burası 12 ise demek ki burası da 12 olmalı. Burası 4 olmalı. Çünkü alt taraf 4. Şimdi bu durumda ben buranın da 4 olduğunu biliyorum. Şuraya x dersem şimdi tamamının 12 olması için de şu kısım ne olacaktır? 8 eksi x olacaktır. Bu durumda h noktasına göre benzerlik uygulanırsa 4'e x düşmüştür. 12 ifadesine de burada 8 eksi x düşmüştür. Bu durumda değerli arkadaşlar şunlar gitti burada 3 kaldı. 3x ifadesinin ben burada ne olduğunu biliyorum. 8 eksi x olduğunu. Bu durumda 4x ifadesinin 8. x ifadesinin değerinin de 2 olduğunu biliyorum. Yani burası 2. Burası da 8'den 2 çıktığında 6 olmalı. Arkadaşlar bu üçgenin alanı 2 ile 4'ün çarpımı 8 yarısı 4'tür. Buradaki üçgenin alanında 6 ile 12'nin çarpımı 72 yarısı 36'dır. Bu iki alan toplandığında taralı bölgelerin alanlar toplamı 40 olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar boyalı bölgelerin alanları toplamı 50 ise demek ki tüm karenin alanı 100 olmalı. Yani ben burada neyi biliyorum? Alan A, B, C, D ifadesinin 100'e eşit olduğunu biliyorum. Ve bu durumda bu ifade onun karesi olduğundan AB uzunluğu ne olmalıdır? 10 olmalıdır. AB uzunluğu 10 ise ve burası 6 ise bu durumda şuradan geriye devam ettiğimiz zaman E noktasının BC'ye olan uzaklığı 4 olmalıdır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar alan ABCD burada 100 ise 100 bildiğiniz gibi onun karesi olduğundan bir kenarın uzunluğu ne olmalıdır? 10 olmalıdır. O halde FC mesafesi 8'dir. Burada dikten inen bir dik söz konusu. O zaman burada bir öklit bağıntı uygulanırsa x kare ifadesi 2 çarpı 8'dir. Yani x ifadesinin değeri 4'e eşittir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar L noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi ise köşeden 2 birim, kenardan 1 bir birim. Yani burası dörtgen, burası ne olmalı? 2 olmalı. Bu durumda şu mesafede neye eşittir? 2'ye eşittir. Yani bu karenin köşegen uzunluğu 4'tür. Karede köşegenler dik kesiştiğinden alan KLMN ifadesi köşegen uzunluğunun karesinin yarısı. Yani 4'ün karesinin yarısına eşit işte olacaktır ki bu ifade de 8'dir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar burada alan ABCD ifadesi karenin bir kenarı 12 olduğundan 12'nin karesine yani 144'e eşittir. Biz burada boyalı bölgenin alanının 128 olduğunu biliyorsak o zaman 128'i 144'ten çıkarttığımda elde ettiğim değer nedir? 14'ten 8 çıkarsa 6 16 değil mi? Demek ki bu bölgenin alanı 16 olmalı. Bu bölgenin alanı 16 ise ben burada şunu söyleyebilirim. Bu durumda buranın kenar uzunluğu 4'tür. Burası da 4'tür. Ve şu ifade devam ettirildiğinde burası 4 kök 2 olacaktır. Dikkat ederseniz arkadaşlar burası 12 olduğunda şu mesafenin uzunluğu toplamda 12 kök 2 olmalı. Yani x ile 4 kök 2'yi topladığımda sonuç 12 kök 2 gelecekse buradan x'in değeri 8 kök 2'dir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle buradaki karenin alanı 29 ise demek ki bir kenarının uzunluğu ne olmalı? Kök 29 olmalı. Burada Pisagor bağıntısı yapıldığında kök 29 elde etmek için buranın 2 olduğunu söylerim ve burası 90 derece olur. Şimdi şu ifadeyi şuradan birleştirdiğimiz takdirde buradaki üçgenle buradaki üçgen eş olacaktır. Ve bu durumda buranın 5 birim buranın da 2 birim olduğunu söylemeliyim. Aynı şekilde arkadaşlar bakın burada bir üçgen oluşturduğunuz takdirde şu şekilde bu üçgen de diğer üçgenlere eş olacaktır. O halde burası 2 birim, burası da 5 birimdir. Şimdi sevgili arkadaşım, burada x'i içine alan bir tane dik üçgen oluşturmaya çalışıyorum. Öncelikle bana bu mavi uzunluğu söyler misin? Dikkat edersen yukarısı totalde 13'tü. E burası 7 olduğuna göre demek ki buraya ne kaldı? 6 kaldı. Arkadaşlar burası 5 birim. Tamam. Peki burası 2 birim olduğunda şu 5'ten geriye 3 kaldı. Şunu indirdiğim zaman burası 3 olmadı mı? Yani burası 6, burası toplamda 8. O zaman burası ne olmalıdır? 10 birim olmalıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle biz bu bölgenin alanına A dersek, bu bölgenin alanına B dersem bu durumda paralel kenarın alanı A artı B'dir. Karenin alanı paralel kenarın alanından 54 birim fazla olacağına göre bu bölgenin alanında B artı 54'tür. Arkadaşlar burada ABCD bir kare olduğundan şu mesafenin biz ne olduğunu biliyoruz. X artı 3 olduğunu biliyoruz. Bu durumda burada karenin alanı hesaplanırsa a'nın, b'nin ve 54'ün toplamı şuna eşittir. x artı 3 ifadesinin parantez karesine eşittir. Paralel kenarın alanı ise arkadaşlar bakın burası bir paralel kenardır ve ben bu alanı bulurken ne yaparım? Tabanla yani a artı b ifadesinin burada şu olduğunu söyleyeceğim. Taban x artı 3 yüksekliğimiz x'tir. Tamam çok güzel. Şimdi şunu yapmanızı istiyorum. Buradaki a artı b ifadesi yerine buradaki ifadeyi yazmanızı istiyorum. Bu durumda elde edeceğiniz ifade şu olacaktır. Burası x kare artı 3x artı 54'tür. Eşitliğin diğer tarafında x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6x artı 9 vardır. Şunlar gittiğinde 3x'i karşıya alırsam burada 3x kalır. 9'u karşıya alırsam burada 45 kalır. İki tarafta 3'e bölündüğünde buradan x eşittir 15 elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar ona 10 11 kare çiziyorum. Bir kenar uzunluğu 10 olan bir kare çizdim. Bu karenin alanı nedir? 100'dür. Eğer biz yeni çizeceğimiz karenin alanının bunun %44 fazlası olduğunu söyleyeceksek burası ne olmalıdır? 144 olmalıdır. Alan 144 olacaksa bir kenar uzunluğu ne olmalıdır? 12 olmalıdır. Bu durumda dikkat ederseniz arkadaşlar artış miktarı nedir? 2'dir. O zaman şunu soruyorum. 10'un yüzde kaçı 2'yi verir? Bu durumda şunlar gittiğinde buradan soru işareti ifadesi 20 olarak elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet ABCD bir kare. Şimdi bu durumda arkadaşlar DFK alanı 6. AKE alanında 30 olarak verilmiş. Bakın şu bölgenin alanına S diyeceğim. Bu durumda burada bir üçgen var. Şu üçgenin alanı alan ABCD'nin dörtte biridir. O zaman alan A... B, C, D ifadesi burada arkadaşlar 4 çarpı 6 artı S'dir. Tamam çok güzel. Ayrıca burada bakın bir üçgen daha var. Bu üçgenin alanı da alan A, B, C, D'nin yarısıdır. O zaman alan A, B, C, D ifadesi burada 2 çarpı ne olmalı? 30 artı S olmalı. Bu durumda da arkadaşlar şu ifade ile şu ifade birbirine eşittir. 4'ü içeri dağıttım. 24 artı 4S'nin değeri burada 60 artı 2S oldu. 2S'yi karşıya aldık. 2S'nin değeri 24'ü karşıya 36. S'in değerine geldi? 18 geldi. Şimdi burada S yerine 18 yazılırsa 4 çarpı 24 ne yapar burada? 96 yapar. Demek ki alan ABC'de 96. Alan A, B, C, D ifadesi. Bakın alan A, B, C, D burada bir kare olduğu için nedir? X karedir ve bu ifade burada 96'dır. 96 neye eşit? 96'yı nasıl yazabilirim? 6'ya bölsem 16 çarpı 6 değil mi? 16 çarpı 6. O zaman X ifadesi de 16 dışarı 4 olarak çıkarsa 4 kök 6 olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir.